Merhaba kıymetli arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Herkes kanalımı bekliyorum daha geniş kitleye seslenmek için. Survivor All Star 2004 konuşacağız. Acun Ilıca'dan Sercan'ı terleten sorular geldi. Yine konserde tartışma çıktı. Gün geçmiyor ki özellikle Survivor'da tartışma bitmesin. Özellikle mavi takım, kırmızı takım birbirini suçladı. Acun Bey çok önemli sözler söyledi. Özellikle kuralları tekrarladı. Ve özellikle Sercan'ı terleten sorular geldi. Ya yani baktığımızda Tur abinin yokluğunda tabii ki kırmızı takım ne yapacak? Çünkü kırmızı takım baktığımızda Sercan sırtladı. Ersin, Nagihan gibi, Özgür gibi özellikle sırtlamış oldu. Tabii ki burada Sercan'a bir parantez açalım. Sercan'dan gerçekten bu performans beklenmiyordu. Çünkü sakatlığı vardı. Ama sakatlığına rağmen Sercan'ın harika performanslar izledik arkadaşlar. Özellikle Nagihan, Sercan bu takım mavi takımına nazaran kırmızı takımın yükünü yükseltiyor. Bu anlamda tabii ki Tur abinin yokluğu çok büyük eksik ama Tur abi dans şovuyla geri döndü. Özellikle Tur abinin geri dönmesi kırmızı takıma bir avantaj sağlar. Çünkü kırmızı takım artık kavga etmesi lazım. Çünkü kırmızı takım mutlaka kazanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kırmızı takım dokunmazlık oyunu, takım oyunları ve ödül oyunları mutlaka kazanması gerekiyor ki mavi takıma bir üstünlük sergisi. Şu an baktığımızda mavi takımla kırmızı takım arasında çok ufak bir fark olduğunu görüyoruz. Ama dediğim gibi Tur abinin geri dönmesi artı değer katar. Ama Acun Hoca'dan çok önemli sorular geldi Sercan'a. Sercan terli tabii ki. Terliden sorular geldi. Özellikle Sercan'ın bu performansını neye bağlıyorsun? Çünkü Sercan'dan bu kadar performans beklenmiyordu. Ama kendinden beklenenin üzerine yaptı ve özellikle kırmızı takımı sırtladı. Tabii ki Ersin'den de ben burada bir şey bekliyordum ama Ersin oyunlar alıyor. Ve Nagihan arkadaşlar gerçekten Nagihan kadınlar alanında ben ilk 5'te kalır diye yani son 5'e rahatlıkla kalacağını düşünüyorum. Tabii ki Merve Nagihan kırmızı takımın en önemli oyuncularının biri ve Turabi'nin dönmesi dediğim gibi kırmızı takım için bir binek taşıdır ama Turabi dans şovuyla geri döndü ve gerçekten Turabi olmadığı zaman Survivor izlenmiyor arkadaşlar. Turabi gerçekten Survivor reytingleri yükselten oyuncu. Tabii ki Hakan'la tartışıyor. Poyraz zaten. Poyraz da Turabi zıt karakter. Çünkü Poyraz ve Turabi bir türlü yıldızı barışmıyor. Özellikle Nagihan'la Poyraz tartıştı. Konseyde gördük. Yani konsey zaten karışık. Özellikle Acun Bey çok önemli kurallar tekrarladı. Ama bu kuralları çiğnedir mi? Çünkü baktığımda kavgalar çıkıyor arkadaşlar. Oynanla kavga çıkıyor. Konseyde kavga çıkıyor. Eşleşmelerde kavgalar çıkıyor. Mutlaka. O yüzden kırmızı takım artık toparlaması gerektiğini düşün. Çünkü önemli oyunlar var. Önemli parkurlar var. Yani Acun Bey çok önemli sürpriz hediyeler ödül oyunu açıklayacak. Bu ödül oyunu acaba diğer ödül oyunlarına benzeyecek mi? Bu da önemli yani. Baktığınız zaman dediğim gibi yani özellikle kırmızı takım en azından şöyle üst üste iki oyun kazanırsa çok moraller, psikolojik açıdan moralleri diye düşünüyorum. Tabii ki Tur abinin etkisi burada çok önemli olacak arkadaşlar.